Şimdi ben sorulara geçmeden önce konuklarımızdan sorusu olan var mı? Onunla başlayalım mı? Var mı? Şu anda yok. O zaman... Vardır mutlaka. Sen bir sıcak hale getirin. Ben bir bismillah atıyorum. Oradan illaki olacaktır. Müzik sözlerimi yazarken şurada olsam, burada olsam, şöyle bir ortamda olsam dediğiniz bir yer var mı? Müzik böyle bir şey değil. En azından benim bakış açımda değil. Yani bir şey üretmek böyle bir şey değil. Biz müzik üretirken, yani ben şahsım adına bir şey yazarken, bir şey karalarken, ne bileyim kemençemi alıp bir beste yaparken geçmişte yaşadığımız her şeyin bütününü şu anda sunuyoruz. Ben mesela bir şey ürettiğim zaman, ben bunu 3 sene önce yaşamıştım, 5 sene önce yaşamıştım, 10 sene önce yaşamıştım diyerekten bir şeyler üretiyoruz. Müzik üretmek bir ortama, bir ambiyansa, bir atmosfere bağlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Geçmişte işte hüzünlü, neşeli, ne bileyim mutlu anılarımızın bütününü o anda geldiği gibi, yani bu her yerde olabilir. Bir otobüste olabilir, bir uçak seyahatinde olabilir, yürürken olabilir. Daha çok bende yürürken oluyor. Yürümek ve akış bu psikolojide de vardır. Böyle bir akın olduğu zaman mesela özellikle arabalarda gittiğimiz zaman, böyle araba hızlı hızlı gittiği zaman daha çabuk konsantre oluruz. Ve daha çok benim gibi müzik yapan arkadaşlarım için önerim de olabilir, tavsiyem de olabilir. Orada daha çok konsantre olabilir ve böyle müzik üretebilirler diye tahmin ediyorum. Ama ben böyle yapmıyorum genelde. Bir ortama bağlı kalmıyorum. Yaşanmışlıklar. Tabii. Yani. Benim için geçmişteki bütünlük. Yani bu aile olabilir, bir sevgi olabilir, bir aşk hayatı olabilir. Ne bileyim bir mutluluk olabilir, bir sevinç olabilir. Onların bütünlüğü. O anda ne denk geliyorsa yer, zaman, mekan fark etmiyor diye. Karadeniz fıkraları gibi hep yaşanmışlık. Tabii. Ahmet Güngör, hoş geldin abi. Ahmet abi de bu arada geldi. Biraz geç kaldım. Yaşlandık. Sen mi yaşlandın abi? İkinci sorumuza geçiyoruz. Daha önce Onur Atmaca'dan dinlemediğimiz ama Onur Atmaca'nın söylemeyi sevdiği bir parça var mı? Varsa bizimle paylaşır mı? Ben türkü çok severim. Yani yapmış olduğum müziklerde de öyledir. Çalışmalarımda da ona çok yer veririm. Mesela müzik anında, stüdyo anında gerek aranjörlerim, gerek o besteyi kim yapmış, ben veya bir başkası. Benim için hareketli müzik halay ve Ankara misketten ibaret. Acıklı müzik de babamın bir lafı vardı bana. Oğlum bir şeyi halka lanse etmek istiyorsan, halkın kabullenmesini istiyorsan yaptığın müzik o insanları ya yaylaya ya işte bir mezereye çıkaracak. Yani o hissiyatta olması lazım. Buna çok önem veriyorum. Bu haliyle de yani benim sevdiğim türküdür. Türkü paylaşabilirim. En sevdiğim türkülerden birisi. Şimdi birçok var. Hangisini desem öbürü daralır bana gibi oluyor. Tabii yazımı kışa çevirdiğini çok seviyorum. Neşet Ertaş aşığı birisiyim. O türküyü diyebiliriz. Ne bileyim. Çok var. Şimdi aklıma böyle deyince gelmedi. Ama o olabilir. Onu çok dinliyorum kendimce. Söylemekten de keyif alıyorum. Evet. O zaman söyleyeyim sen mi? Bir söylersen seviniriz. Evet, müzik enstrüman da yok. Enstrüman. Kuru ses. Evet. Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde yaşa Leyla'm. Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde yaşa Leyla'm. Mevlam ayrılık vermesin, gövde uçan kuşa Leyla'm. Gövde uçan kuşa Leyla'm, kuşa Leyla'm. Her sabah uyandığında hep o manzarayla uyanacak olsan, sabah pencereyi açınca yayla manzarasını mı yoksa araç trafiğinde kalabalık İstanbul manzarasını mı tercih edersin? Evet, çok merak ettim. Yani bu soru güzel bir soru aslında, sıra dışı bir soru. Tabii ki gönül
bir manzarayla mı uyanmak ister yani? Bir peki, yayla. Köyde olsam diyor musun hep? Yani köyde yaşayabilir misin? Abi onu geçen sene bayramda köydeydim, memleketteydim. Çünkü insanlar da diyor ki, köyde olsam diyor. Yani şöyle, itiraf edeyim yani bunun gerçekliği. İstanbul doğma büyüme birisiyim. Benim köyüm Bakırköy. Anladın mı? Bahçelievde, oradayım. Orayı biliyorum. Hani insanı koyarlar ya, bülbülü altın kafesi koymuşlar, gene vatanım demiş. Tabii ki memleketimdir, dedemin ata toprağım ora benim. Orayı inkar etme şansımız yok, aslımız orası. Fakat orada yaşayabilir miyim sorusu, yani yaşayamam gibi geliyor bana. Ama dedemler, başkanımızın da anlattığı gibi, dedelerimiz, atalarımız, nenelerimiz oranın gerçekten çilesini çekmişler. Bir bedel ödenmiş. Biz de sefasını sürelim gibi oluyor. Biz de şehirde o kolaylıkla yaşayalım gibi. Her gün olmasa da bir haftaya değer yani. Evet, aşk acısı çeken birine hangi parçanızı dinlemesini önerirsiniz? Reçete gibi bir şey. Bir reçeteyse. Doktor reçetesi. Yani bu çok iddialı bir şey. Ben öyle bir önerim olamaz ya, diyemem ama aşk acısı benim kendi üzerimden ifade edeyim. En büyük aşk acısı çektiğim ve bestelediğim, sözünü yazdığım eserim. Onu dinlemelerini tavsiye ederim. Benim hikayem o şarkıyla başladı. Ben artık sürmeyede nefes alamıyorum. Yani benim hikayem onda başladı. Gurbetçi bir gençlik olarak, zaten şarkıda da onu ifade ediyor. Gurbet yolu gözüktü, burada duramam diyorum. Belki de orada yaşayan toplumumuz, orada yaşayan insanlarımız şarkıyı belki bile bundan sevdi. Çünkü çok gurbetçimiz var. Peşine de zaten bir reçete daha yazabilirim arkadaşlar, aşk acısı çekenler için. Not alalım arkadaşlar. Peşine de ikinci albümümü yaptığımda bu şarkının devamı var, uzantısı vardı. Biliyorsunuz teknik şeyler olduğu için şarkılar 4 dakikaya geçince yayınlama problemi oluyor. Ben artık sürmene parçasını ikiye böldüm. Birini ilk albümümde yaptım, ikinci albümümde de bilenler biliyordur zaten, mutlaka bilen bilir kişiler burada, bilinçli dinleyicilerimiz burada. Peşine de aramayın, sormayın. Aslında orijinali sürmeneye gelememdi o. Devamı da oydu. Eser böyleydi. Yani aşk acısı çekenler için ben artık sürmene nefes alamıyorum. Devamında da aramayın, sormayın, ben sürmeneye gelemem gibi reçete verebilirim. Ama birçok eserlerimde aşk acısı çekenlere melhem olabilir yani. Problem yok. Hepsini dinleyebilirsiniz. Evet. Misafirlerimize dönüyorum ben yine. Var mı soru sormak isteyen? Bugün biraz dolu. Alican sen hani sorarsın ya. Var mı sorun? İbrahim abi sen sorarsın. Aynen. Bizi bildiği evet, için. Ben yine devam ediyorum o merak zaman. Merak ettiğiniz sorular varsa arkadaşlar. Ben sorayım ya. Tabii. O zaman şöyle yapalım. Burada sorularımız var gerçi ama. Ben sana zor soru gelmez, merak etme. Evet. Tanıyalım seni Ahmet abi. Bugün böyle yapıyoruz. Ben Ahmet Güngör, Trabzon Dernekler Federasyonu'nun vazgeçilmezi diyebilirim ama bunu İbrahim kabul etmeyecektir. Sevgili Onur, sana soracağım tek kelime, yıllardan beri seni tanırım. O yüzün hep güler. Bazen modun düştüğünde de gözlerin içi güler. Bunu neye borçlusun? Bunu şöyle tarif edebilirim Ahmet abi. Teşekkürler. Biz öyle bir gelenekten geldik, başkanım da onu bahsetti. O gelenekte büyüdük. Hoşgörü, tevazu bizim aile geleneğimiz. Muhtemelen annemden, babamdan, atalarımdan, dedelerimden, nenemden kalma bir gen paylaşımı diyebilirim. Onlardan gelme bir şeydir. Gözlerimin içinin gülmesi de muhtemelen yüreğin temizliğidir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel soruydu. Evet, sizin gibi başarılı bir müzisyen olmak isteyenler neler yapmalı? Yani gençliğe önerin nedir diyebiliriz bu işe gireceğim yani, olan genç arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. Yani böyle bir soru çok iddialı söyler. Ben yani böyle bir şey tavsiye vereceğim. Yani bilmiyorum bu yani şey gibi ne derler? Otoriter gibi bir soru. Ben şu en azından otoriter birisi değilim. Bilmiyorum, belki sanat hayatımın sonlarına geldiğimde ya da futbol tabiriyle jübile yapacağım dönemlere geldiğimde bir tavsiye verebilir, öneri verebilirim. Yani çok iddialı ama kendimden örneği şöyle verebilirim.
benim hep bir bu mevzuya girişimde bir koruma kalkanım oldu. Mevzulara hep böyle bir kendimi koruyarak girdim. Piyasanın biliyorsunuz alengirli tarafları var ve bizim piyasamız, müzik piyasası dedikodu yapmayı sevmez. Dedikodu yapmayı sevmez fakat sevdiği bir şey var, dedikoduyu üretmek. Bizim piyasamız dedikoduyu üretmeyi sever. O yüzden hep bir koruma kalkanım oldu. Tavsiye demeyeyim, gene iddialı olur ama arkadaşlarıma şu önerilerde bulunabilirim. Kendimden örnek veriyorum arkadaşlar. Muhtemelen sizin de böyle ortamlarda, bu ortamlara tekamül ettiğiniz yerler olmuş olabilir. Size de bu sorular yönetilmiş olabilir. Mesela bana böyle bir öneri gelmişti. Yani adam güzel bir yerde, güzel bir yere sahip, çevresi var, parası var. Dedi ki, seni dedi... Bu arada yeni katılanlar var. Şimdi katılım devam ediyor. Sanırım trafik de vardı. Evet. Şöyle yeni gelen arkadaşlar, siz de hoş geldiniz. Şöyle alalım sizleri de. O gün yardımcı olalım arkadaşlar. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Şöyle bir koruma kalkanının akabinde şöyle bir kendimce bir şey geliştirdim. Yani böyle kalkan derken böyle bir kalkan. Adam dedi, çıktı dedi ki, bilir kişi yani, bir işin erbabı. Bunlara çok muhatap olduk. Seni dedi Karadeniz'in volkan konağı yapacağız dediler. Yani tamam da ben volkan konak olmak istiyor muyum oldum dedi. Yani ne bileyim işte, seni işte Karadeniz'in İsmail Türüt'ü yapacağız. Allah Allah dedi. Yani ben İsmail Türüt olmak istiyorum. İsmail Türüt bir tane. Volkan Konak bir tane. Ya neden Onur Atmaca olmasın diye içimden böyle bir şey yaptım. Düşünce haline kaldım. Yani yeni nesil gibi bu işe başlamak isteyen arkadaşlara önerim, bir koruma kalkanı olsun. Ben belki bu kişilerin talebine uygun olsaydım, onların dediği gibi birisi olsaydım, bugün onların emrine amade birisi olacaktım. Bunu istemedim. Öyle bir yapım yok zaten. Yaratılışımda yok. Aile kültürümde yok. Ben kendi yolumu çizmeyi ama kendimce şu soruları çok sordum. Onur, belki 6 senede, belki 10 senede, belki 15 senede bir yerlere geleceksin. Ama bu şekilde gelmeyeceksin. Kendimce bu koruma kalkanım yaptım. Bence yeni başlamak isteyen arkadaşlara da bu öneriler zaten gelecektir. Geliyordur da. Bize de geliyor, size de gelecektir. Bence böyle bir koruma kalkanı yaparlarsa kendilerine, Karadeniz'in bir volkan konağı var, Karadeniz'in bir İsmail Türüt'ü var. Arkadaşlara tavsiyem, kendileri olursa çok başarılı olurlar. Önce kendini olacaksınız. Evet, kesinlikle. Evet. Bu yine misafirlerimizin arasında Metecan Bey var. Hoş geldin abi. Nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Çok sağ olun. Zevk ediyoruz. Eyvallah. Evet. Sağ olun. Seni de dinleyeceğiz inşallah. Trabzonspor'un aran nasıl? Trabzonspor. Oradan bir soru geldi. Yani o olmazsa olmaz yani. Ben şöyle, bana belki çok kızacaklar, çok özür dileyerek söylüyorum. Futbolla hiçbir ilgim yok. Yani amiyane tabirle hani şey söylerler ya, futbol topunu görsem karakola bomba diye götürürüm. O kadar. O kadar yokum, mevzuda yokum. Ya kapıyı kır içeri gir, yokum yani, evde yokum. Soru da şuydu o zaman, Trabzonspor teknik direktörü olsan nasıl bir 11 kurardın? Şimdi bu söylediklerine göre çok zor bir soru. Şöyle fikrim var canım, fikrim var. Fikrimi söyleyebilirim. O zaman güzel. Yani Trabzonspor bir bölgenin takımı, bir bölgeyi temsil ediyor. O bölgede kültürel harita olarak söyleyeyim. Yani bölge derken Doğu Karadeniz bölgesinin ama Türkiye'ye mal olmuş bir tarafı tabii ki. Trabzonspor'un teknik direktörü ben olsam ne yaparım? Şu özellikle şikeler vesaireler son 10 sene için, 15 sene için konuşuyorum. Fikrim bilmiyorum. Ben hayatıma siyaset konuşmayı, din konuşmayı ve spor konuşmayı çok kendime yakıştırmıyorum. Ama Trabzonspor'un başarılı olmasını çok istiyorum. Cani Yürek'ten şampiyon olduğunda zaten o keyif, onu anlatamam size, o başka bir duygu. Dedikodu yapıyordu. Bence Trabzonspor'un teknik direktörü veya Trabzonspor'un yöneticileri
siyasetten uzak dururlarsa çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu benim fikrim. Eskiye Trabzon, Anadolu devrimi. Ben böyle düşünüyorum. Fikrim. Yaşlanmışsın. Bu soru da Ali Can'dan gelmiş olabilir mi acaba? Bilmiyorum ama. Evet. Ayağını sehpaya vurduğunda yediğin acı mı daha büyüktür? Eyvallah. Dur abi bana. Kollarının yediği acı mı? Ali Can, bu senin sorun mu? Aynen Onur abi. Ayağını sehpaya vurduğunda yediğin acı mı? Yayığı vururken kollarının ağırdığı acı mı daha büyük? Şimdi bu ikisi sehpaya vurduğunda bu başından geçti. Bunun başından gelmeyen burada kimse yoktur yani. Rahmetli babaannem de şey yapmıştı. O eski tahtalı şeyler var ya ağrıyor koltukta. Çözüyoruz yani 8-10 yaşlarındayım. Ayağımı vurdum bir şey ama ayağım çok fena ağrıyor. Et sarmıştı ayağıma. Çok ilgimi çekmişti. Et sarılır mı yani? Belki bilenleriniz biliyorlardır. Eti buzdolabından çıkardı ve et sardı. O şişliği acısını alır diye. O zaman çok ilgimi çekmişti yani. Şimdi öyle bir şey oldu da burnumda da zeytin ezip koymuşlar. Çok garip. Bilirsiniz. Hanımlar bilir. Ama yayağı vururken yediğin acı mı? Babaannemden kalma bir şey. Yani biraz şey derler böyle tatlıcan mı derler. Biraz tatlıcanım olduğu için böyle torunlarını dizerdi. Oğlum ben yoruldum siz devam edin. Biz neyse göçerdik amcaoğluyum. Ben o vurdu. Ben 2 dakikada kaçardım abi. O yüzden o kol acımı ve biz ayakla vurduk. Bilmiyorum sizde yayık nasıl oluyor. Biz ayakla vurduk. Yani oradan kaçardım daha doğrusu. Biraz böyle tatlıcan olduğu için ben de. Yani iki acıyı da biliyorum. Özellikle o sehpaya vurduğum acı. Evet o canımı çok yakmıştı. Onun şeyi var. Ama yayık vururken onda çok yokum ya. Sırganlığa düşersek geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet. Az önce konuştuğumuz parçana geldi aslında. Onur Atmaca için sürmene parçası neyi ifade ediyor? Onur Atmaca yani sanata başlayan hikayesi yani. Başlangıç hikayesi yani. Mevzu o şarkıyla başladı. Yani Onur Atmaca yolculuğa, müzik yolculuğuna o şekilde çıktı. Müzik benim için bir yolculuk. Müzik yapmak bir yolculuk. Her eser de bir durak gibi düşünün. Yaptığım her eser. Yani ben şöyle bir müzik yapmadım hiçbir zaman. Şöyle kaygılarım olmadı. Benim için kaygı müziği nerede yaptığım. Ben şöyle bir kaygı içinde olmadım. İnsanlar ne der, nasıl görür, bu şarkıyı beğenir mi, beğenmez mi? Böyle dertlerim olmadı, böyle kaygılarım olmadı. Ben bir hikayemi ortaya koydum. Bir yolculuğa çıktım, bir eser yaptım. O eserlerimi de insanlara paylaştırdım. Onların en önemlisi de ben artık sürmeneydim. Güzel bir soruydu o da. Sağ olsun kim söylediyse, sorduysa. Diğer soruya geçiyorum. Evet. Bu zamana kadar unutamadığınız bir konser deneyimi oldu mu? Yani unutamadığım bir konser. Çok, olumlu ya da olumsuz. Çok manidardır. Bilen belki bilir burada beni yakından takip eden arkadaşlarım. Benim unutamayacağım bir konser oldu. Ben arkadaşlar sahneden düştüm. Ama kabahat benim değildi tabii ki. Bir kabahatli de yok işin aslı. Müziğe verilen kıymet gibi bakıyorum ben bizim coğrafyada. Tabii ki kınamıyorum. Bilmemek olabilir ama sormak, öğrenmek önemlidir. Yani kızmadım. Oradaki yöneticilere de kızmadım. Of'un Cuma Pazarı diye bir yeri vardır. Bileniniz bilir. Of'lu var mı aramızda? Çok hoş. Evet. Cuma Pazarı da bilenler bilir. 2017 değil mi? 18'de yanlış hatırlamıyorsam bir festival düzenlendi. Festivalin en son olarak da beni uygun gördüler sağ olsunlar. Çıkacağız. Tabii ki benden önce çok arkadaşlar çıkmış. Horonlar oynanmış, hoptekler oynanmış ve sahnenin vidaları mı artık gevşemiş. Ne olmuşsa. Ama sahne bildiğiniz çok derme çatma. Verilen kıymet olarak bakıyorum. Yani bizim coğrafyamızın bence bu mevzulara daha büyük anlamlar yüklemesi lazım. Uzatmayalım. Bu benim temennim tabii ki. Sahneye çıktık. Ben ilk şarkımın ilk kublesinde olduğum o bölgedeki o tahta 4 metreye yakın bir tahta. Önde de seyirciler var, hanımlar var. Hepsi çok ilgili bir ambiyansın etrafındayız. Herkes büyülenmiş, ışık falan. O tahta kalkıyor abi.
Ben yaklaşık 1.80, 1.90, 2 metrelik bir şeyin üstüne, içine düşüyorum. Tabii bir facia kopuyor, bir çığlık kopuyor. Orada o can havliyle, hanımlar çünkü ellerini şeye vuruyorlar o heyecanla. Onlara gidiyor o büyük tahtanın büyüğü, yani artık şey yaptı, oraya doğru gidiyor. Vursa, yani Allah göstermesin. Orada bir sonuç hastanelik olabilir, belki daha büyük şeyler, sonuçlarla karşılaşabilirdik. Orada gitmesin diye kızlar diye bağırdım ve şeyi tuttum. O arada benim kolum çatladı. Vesaire. Benim için unutulmaz bir sahne dediniz ya, aklıma o geliyor. O anda anlamadım sıcakta. Tabii başkanlar geldi, aman oğlum bir şey oldu mu sana vesaire. Ben anlamadım tabii ki. O işin heyecanındayız, sıcağı var. Aldılar bir 15-20 dakika tabii ki şey oldu. İstersen çıkma dediler ya. Ya dedim dışarıda 8-10 kişi var. Ve saat gece 12. Bu insanlar beni beklemiş ya. Ben oraya alçıda da olsam çıkmam lazım başkanım. Öyle bir şey olamaz dedim. Ben çıkıp bir iki türkü söyleyeyim en azından. Ki öyle olmadı. O heyecanla, o ambiyanstan biz yaklaşık bir 45 bir saate yakın program yaptık. Gece 1'de program sonuçlandı. Unutamayacağım programlarımdan bir tanesidir. Bir kabahatle aramıyoruz. Sadece yöremizdeki bu işi tertipleyen, bu işi düzenleyen gerek dernek başkanları, gerek belediye başkanları, izin aldığımız kaymakamlıklar, valilikler, bu kültürü devam ettirmemiz için, bu kültürü nesillerden nesillere taşımamız için biraz ehemmiyet, biraz saygı. Başkan dediği gibi çok güzel konulara değindi. Biraz saygı. Tabii ki bizim yöremizde ben bunları yaşayan biri olarak söylüyorum. Kemençe taşımak günah sayılırdı. Kemençe çalmak günahtı. Şimdi artık bunları düşünmüyoruz. Evet olmuyor ama fakat yani bunlara biraz daha saygı. Günah görmeyelim. Yani bu da bir insanlar eğlenmeye de ihtiyacı var. Hani bir Anadolu'da bir söylem vardır ya, düğün görüp oynayacaksın, cenaze görüp ağlayacaksın. Buna binaen biraz daha böyle bu işe biraz daha saygı gösterirlerse yöneticilerimiz, bu işi tertipleyen kişiler. Yani böyle o faciayla da sonuçlanabilecek bir sahneydi. Unutamayacağım en büyük deneyimim o olabilir diyebilirim. Ben çok daha farklı bir sahne performansı bekliyorum. Evet, evet. Alkışlarım bol oldu. Yine ondan yana bir sorun yok. Yani teveccühünü bizi dinleyen dostlarımızın, hemşerilerimizin, büyüklerimizin ve küçüklerimizin teveccühünü zaten sahnede her türlü alıyoruz. Her zaman. Çok sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Geçmiş olsun diyorsun. Eyvallah, eyvallah. Sen sonrasında. Tabii geçti, gece saat 2 oldu. Abi kolumda bir ağrı var böyle. Geberiyorum ya abi, bende bir şey var diyorum yakınlarıma. Arkadaşım dedi ki, bir hastaneye mi gitsek? Ya artık gidelim, burada soyulmuş böyle. Abi of, devlet hastanesine gittik, bir baktılar, kolum çatlamış bir tomografi. Tabii bir atel matel bir şeyle geçiştirdik. Yani kabahatli bulmuyorum ama kabahatin... O zaman da hatırlıyorum, kolumun o zamanını hatırlıyorum. Öyle mi diyorsun? Ama hikayesini bilmiyorum. Eyvallah, evet. Gibi bir durumdan karşı karşıya kaldık. Mevzu unutamayacağımız sahnelerden bir tanesi bu. Evet. Trabzon bir ülke olsa başkenti neresi olsun isterdin? Ve neden? Abi önce can sonra cihan demişler biliyorsunuz. Evet. Hani hatta daha başka söylemleri var. Önce can sonra canan vesaire. Önce can sonra cihan. Trabzon bir dünya gibi bir yer, bir gezegen olsaydı başkentinin tabii ki köprübaşı olmasını isterdim. Bu kadar mı? Köprübaşı'nı bu kadar mı? Alican var böyle numunelik bir tane. Nüfusumuz çok az ama etkiliyizdir yani. Sıkıntı yok. Eyvallah. Evet, iş dışındaki zamanınızı nasıl geçirirsiniz? İş dışındaki yani sahne vesaire. Müzik, ben bugün öğrendim. Müzik harici bir işte meşgul değil. Evet, tahsileme anlattığım kadarıyla devamını anlatmadım. Ben orta ve liseyi, ilkokulumu ve Bahçelievler'de bitirdim. Bahçelievler Lisesi mezunuyum. Sonrasında Marmara Üniversitesi İngilizce Halkla İlişkiler 3 yıllık, 1 yıl İngilizce destekli 2 yılda okuyarak oraya mezun oldum ve sonrasında iktisat, Anadolu Üniversitesi'nde iktisatı bitirip sonrasında askerlik hayatı vesaire. Yani evet bir diplomamız var, hatta onun türküsünü de yapacağım çok yakın zamanda. Burada kameralar da çekiyor ama
olsun sıkıntı yok Ahmet abi, orayı kesme abi, orada bir durdur abi gibi. Bir söz yazdım çok yakın zamanda, bir horon, bir çalışmam olacak. Orada söyleyeceğiz böyle kısa, neşeli olsun diye. İşimin gereğinde yani bir iş mevki sahibiyiz. Ha, 35 yaşına geldik, deneyimimiz yok. Bizi bu saatten sonra bu kallavi şirketler alıp belki bir yerde bizi değerlendiremeyecek. Ama diplomamız hazır da yani, hazır kıta işe koyulabiliriz. Ama ben müzik tutkunuyum, müziği çok seviyorum. İşimi çok seviyorum, çok saygı duyarak, çok sevgi duyarak yapıyorum. Boş vakitlerimde de işimin haricinde, işin aslı, ben yalnız kalmaktan çok mutlu kalıyorum. Yalnız olmaktan, kendimi dinlemekten, biraz durmaktan. Çünkü hayatımızı biliyorsun Hakan abi. Bir gün oradasın, bir gün oradasın, bir gün stüdyo, bir gün bilmem ne, bir gün bir şeyin kaydı, bir gün onun çalışması, bir gün röportaj, bir gün buradayız, bir gün oradayız. Artık beyin diyor ki bir dur, bir dinlen, bir sakinleş, dur ve düşün. Düşündükçe üretiyorsun, durdukça üretiyorsun. Ben de durmayı çok seviyorum. Yalnız kalmayı, kendimi dinlemeyi seven birisiyim. Yani boş zamanlarımda biraz böyle geçiriyorum vakitimi diyebilirim. Evet, bu arada kemenci üstadımız Tahsin Terzi abimiz de aramıza katıldı. Çok yemek yaptım. Yakın arkadaşlarım da çok söyler. Elimde bir zıpla. O zaman soruya geliyorum. Sabah akşam hiç yok demeyeceğin yemek var mı? Sabah akşam hiç yok demeyeceğin bir yemek var mı? Yani var tabii. Var tabii, ben peynir, ekmek, domatesle o şeyi çok seviyorum. Yağlayıp, limonlayıp böyle 4 oyun, 5 oyun yiyebilirim. Yani. Onu çok seviyorum. Bir peynirim olsun, domates, biberim olsun, bir yağlayayım hemen. Onu seviyorum. Yani yok diyemeyeceğim ve sürekli yiyebileceğim yemeklerden bir tanesi o. En güzel ekmek ya. En güzel ne yapalım? En güzel, evet. Başkanımdan bir soru geldi. Geçen ne yaptım biliyor musun başkanım? Arkadaşlarla beraberdik. Çok güzel bulgur pilavı yaptım. Vallahi işte ne yaptım? Evet. Bulgur pilavı. Sebzeli yaptım böyle, soğanla. Hatta arkadaşlarım da ya buna soğan, şey, biber koydun mu, domates koydun mu? Koydum dedim, bu benim tarifim böyle. Çok beğendim. En son en lezzetli yemek yaptığım o diyebilirim. Bu kadar sahibiniz geleceğiz. Olur olur, beklerim. İsmail Başkanım'ın da güveci meşhurdur. Öyle mi? Evet tabii. O zaman bir güveç bulgur pilavı bir akşam yapalım. Seve seve. Evet arkadaşlar, soru alacağız. Bugün ben bu şekilde yapıyorum. Normalde arkadaşlar yapıyordu. Gidiyoruz, bir tanıyoruz bakalım. Evet, tanıyorum seni. Ben Gülşen Karnıcı. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Gülşen. Daha önce sizinle ufak bir tanışmışlığımız olmuştu aslında, bunu söyleyeyim. Belgrad'da fotoğraf çekimimizi yapmıştı kuzenim, ben de sizinleydi. Azat öyle abi mi? Vardı yanınızda hatta. Azat, ha evet. Eyvallah, tamam, çok sağ olun. Hatırladınız mı biliyorum, üzerinden bir 4-5 yıl geçti. Hatırladım. Hatırladım. Beraberdik ya, ben evet. Geçmişimi unutacak birisi değilim. Evet, yemek ısmarlamıştınız, teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi daha iyi hatırladım, eyvallah. Hesap yüklü gelince... Evet, çökmüş, ısmarlamıştı, teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum. Öncelikle ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Harika. Herkes lisedeyken görmüştür, edebiyatta geçmişte bazı tartışmalar meydana gelmişti. Sanat toplum için mi, sanat sanat için midir diye. Şimdi sorun da bununla alakalı. Önce kısmen bir cevap verdim ama tabii cevaplayabilirim. Şimdi siz derde şarkı yazıyorsunuz, şarkı söylüyorsunuz. Yazdığınız şarkılarda yaşanmış lıklarınızdan izler var mı? Yoksa daha çok toplum bu tarz acıları seviyor, toplum bu yönde ilerliyor, bunu seviyor diye mi ilerliyorsunuz? Çünkü artık günümüzde ben şunu fark ettim. Mesela Reels içerikleri üretildiğinde aslında insanlar yaşamadıkları veya düşünmedikleri şeylere sırf kitle bunu seviyor diye paylaşmaya başladı. Özellikle de bu büyük büyük isimlerle işte. Yakından takip ediyorum, biliyorum. Evet, biliyorsunuzdur. Siz de toplum bunu seviyor diye mi gidenlerdensiniz, yoksa kendi hisleriniz, kendi duygularınız da tamam, içerisinde çok, var mı? Çok iyi anladım sorunu. Hemen teşekkür ediyorum. Müzik yapmak kaygıya eğer kaldıysa, müziği bir kaygı sonucunda üretiyorsanız, üreten arkadaşlarım için geçmiş olsun diliyorum. Yani müzik bir kaygıyla yapılmamalı. Eğer evet, ben şu kaygıyı gözetiyorum, bu çok güzel horon oynatmalı, bu çok güzel ağlatmalı,
bu çok güzel işte şunu yaptırmalı, şıkıdım şıkıdım yaptırmalı, ne bileyim Ankara misket yaptırmalı kafasına girdiyse zaten o bir müzisyen değildir. O bir sanatçı da değildir. Ben burada belki acı konuşuyorum ama dost acı konuşur, acı söyler ama acı konuşur gibi düşünün. O bir artık müzik tüccarı olmuş babında bakmamız lazım. Benim fikrim sanat toplum için mi? Evet toplum için, kesinlikle. Sanatı toplum için yapıyoruz. Bak burada sizler varsınız, bütünleştik. Siz beni dinlerseniz ben varım. Yoksa sanat sanat içindir dese ben bir saraylı olmam gerekiyordu. Babamın padişah olması gerekiyordu. Ben sanatı sanat için yapmış olayım. Yani bir ticari bir kaygım olmaması gerekir. Ama ticari kaygılarımız, hayatımızı bununla kazandığımız için tabii ki sanat toplum için, sanatın toplumun vermiş olduğu duyguları, toplumun vermiş olduğu hisleri neticesinde biz onlara sunuyoruz. Onlardan aldığımız hisleri sunuyoruz. Ama benim kaygım, bu tabii ki var ama benim kaygım şu. Ben ne yaşadım, benim içimden ne geçti. Ben de demek istemiyorum. İşin egosuna çok sevmediğim şeyler, çok iddialı kelimeler. Benim hissiyatım da bu. Sanat tabii ki toplum içindir ama şu kaygıya hiçbir zaman düşmedim. Benim yaptığım horon adam oynatacak. Benim söylediğim horon şarkı, türkü ağlatacak. Ben içimden ne geldiyse, kısmen az önce de söyledim ya, kaygılarım doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle müzik yapıp onları sunmak. Cevabımı böyle verebilirim. Yani sanat toplum için. Evet. Eyvallah, sağ ol. Geri kalan tamamen mevzunun tüccarlığına giriyor. Geçmiş olsun o arkadaşlar için de. Yani sanırım iyi bir finali olmayacak yani. O yüzden evet. Önerim de o. Bir koruma kalkanı olması gerekiyor. Yoksa dedikodu üretirler. O dedikodu üretimin içinde de yok olur gidersin. Mevzu buna. Gündelik hayatta en sık kullandığın kelime hangisidir? Ola. Bizim yöremiz Ali'yle de onu konuştuk. Pardon. Ali'yle ilk defa bu kadar bir sinerji halinde olduk. Çok birbirimizi gördük bir yerlerde ama hep böyle bir heyecanlı bir şey ortamlarda denk geldiğimiz için bugün bir oturma konuşma fırsatı bulduk. Yani ola diye bir kelime vardır. Sahilde, denizin kıyında la derler. Az biraz 15 kilometre, 20 kilometre yukarıya çıktığında ola olur. Ovaya düştüğünde, aşağı düştüğünde Erzincanlara, Gümüşhanelere, Bayburt'ta da vola olur mevzu. Ben de ola kelimesini, bugün onun muhabbetini yaptık. Ali dedim çok güzel, böyle anlatıyorsun ve sonunda ola. Değil mi? Harika. Bunu kullanıyorum, evet. Dikkat ediyorum. Bende de var yani, o yüzden dikkatimi çekti Ali, sana da onu söyledim. Bunu çok kullanıyorum, dikkatimi çekti yani. Bir de yakın çevremden duyduğum şey, yani çok esnaf vari gibi duyulabilir. Çok böyle pazarlamacı, böyle ne derler, masa üzerindeki ne diyorlar ona, pazarlamacı derler muhtemelen. Onları kullandığı kral kelimesi var ya, kral. O da, ben de şöyle oluştu, bir avukat arkadaşım var sizden iyi olmasın. O davaları alırken, davaların altına sevdiği davalar, yani alabileceğini düşündüğü davaların altına böyle bir ritüeli var, totem yapmış. Altına kral yazıyor. Ulan ne oldu dedim, kral bu davaları alacağız ya. Sonra benim ağzıma alıştı. Son zamanlarda böyle çok sevdiğim, samimiyetine inandığım, gerçekten ondan yol yürüyebileceğimi, ondan neşelebileceğimi, ağlayacağımı insanları tespit ettim, hayatıma aldığımda. Benim çok çünkü çevrem geniş değil. 3-5 kişi etrafında dönüyor. Öyle ritüellerim var yani öyle kendimce. O arkadaşlarıma kral diyorum bir de. Kral senin için özel bir kelime. Evet. Onur Atmaca arabesk müzik dinliyor mu? Arabesk müzik yapıyorum ya, dinlemek ne kelime yani. Şöyle, yaşantımız bir arabesk zaten. Ben Bahçelievler'de yaşıyorum. Gönül isterdi bu Bakırköy sahilinde bir yalıda yaşamak. Ne bileyim bir Kadıköy'de yaşamak, oradaki o hayat. Ama dedim ya, muhafazakar bir aileden geldik. Muhafazakar bir yaşantıdan geldik. Yani arabesk bir yaşantımız var. Sabah kalkıyoruz, arabeskiz abi. Evet. Rutinlerimiz var. Yani kahvaltı yapacağız, öğle yemeği yenecek, işte dinlediğimiz müzik arabesk, işte ayakkabımızı giymek arabesk, hayatımız abi. Paltoyu üstümüz, atışımız bile bir arabesk halindeyiz yani.
Dolayısıyla arabesk aslında Arap kültüründen gelen bir şey. Yani işin özü bu. Beş vakit duyuyoruz. Yani sabah, öğle, akşam, cindi ve yatsı. Beş vakit Arap söylemini duyuyoruz. Ezan okunuyor. Arabesk müzik dinlemek artık kaçınılmaz oluyor. Ve hayatımızda da var. Ben de arabesk müzik yapıyorum. O çaldığınız kemençe bana diyorlar, müziği bozuyorlar ya. Müziği bozmak öyle bir şey değil arkadaşlar. Müzik bozulmaz. Kemençe çalmak da bozulmaz. Tercihlerdir. Hatta geçen böyle bir yerde bir demeç verdik Karadeniz FM'de. Sağ olsun orada bir muhabbet gerçekleşti. Müzik nasıl bozulur diye bir şey söylediler. Ya yıllarca dedim bu goy goyları yaptınız dedim. Ben artık buna bir neticelendirmek, sonlandırmak istiyorum. Belki radikal gireceğim mevzuya, direkt dalacağım ben, belki kızacaksınız da ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Müzik nasıl bozuluyor dedim, özellikle Karadeniz müziğinde. Açık açık söyleyeyim dedim, tarihe geçsin geçmesin çok önemli değil. Ben söyleyeyim de oğlum, benden çıksın. Orta bizden bir üst jenerasyon ve iki üst jenerasyon Erkan Ocaklı'yla büyüdü. Hepimiz biliriz, hepiniz bilirsiniz. Erkan Ocaklı gerçek mi? Tarih adını koymuş mu? Erkan Ocaklı müziği bağlamayla bozdu diyorlar. Bence bozmadı. Geldi ki yeni nesilimizde Kazım Koyuncu diye bir şahsiyet doğdu. Ve çok sevdik, çok dinledik. Ya Karadeniz müziğine gitar koydular. Gitarla Karadeniz müziği mi olur? Çok bozdular ya bize. Ya bu muhafazakarlık bence kötü bir şey ya. Bunu sevmiyorum o yüzden. Bence dedim müziği nasıl bozuyoruz biliyor musunuz arkadaşlar dedim. Müzik şöyle bozuluyor. Senin bir ismin var değil mi abi? Hakan. Ne ismin? Soy ismin ne? İlhan. Hakan İlhan. Bu senin kimliğin. Ben Onur Atmacı'yım değil mi? Benim kimliğim. Onun işte Ahmet Güngör kimliği vesaire işte Ali Can. Herkesin bir kimliği var. Yaptığımız eserlerin de bir kimliği var. Ama sen Hakan Atmacı olabilir misin? Olamazsın. Ben Onur İlhan olabilir miyim? Olamam. Müziği bozarsanız böyle bozarsınız arkadaşlar. Sen sözü alıp müziği değiştirip, müziği alıp sözü değiştirirsen Karadeniz müziğinin çok affedersiniz, amiyane tabirle içine edersiniz. Bence müzik böyle bozuluyor. Karadeniz müziği de böyle bozuluyor. O yüzden TRT arşivine müzik sokamıyoruz. O yüzden kemençemiz ve Karadeniz müziği belirli kitlelere erişemiyor. Çünkü çok sahipleniyoruz. Sahiplenilen şey bizim değildir, senin değildir. Mevzu odur. O yüzden mevzunun finaline geleceğim. Yani soruyu da var ama kaçırdık, unuttuk neydi? Konu konuyu açıyor. Onur Atmacı arabesk müzik. Arabesk evet ya. Bak yaşantımız arabesk, söylemlerimiz arabesk. Nasıl söyledik? Kimisi güler, kimisi ağlar, kimisi bilmem ne. Bu anlattığın da bir arabesk bir şey yani. Müzik bozulmuyor kardeşim. Anladın mı? Arabesk de bizim kültürümüz, yaşantımız içinde. Evet Onur Atmacı arabesk müzik dinlemiyor. Arabesk müzik yapıyor. Kral FM'de vardı, damar bizim ağzımız, evet, damar evet, bizim güzelliğimiz evet, evet. Diye. Onur Atmaca sanatçı olmasaydı şu an ne işle meşgul olurdu? Aa güzel soru. Mesleğimi sevmedim, okudum, okulları sevmedim. Sosyolojiye biraz düşkünüm. Çünkü herkes son dönemde herkes kendi sosyolojisini oluşturuyor. Ve o sosyolojiye hitap etmek istiyor. Günün çağın hastalığı olduğu için ben de böyle biraz düşündüm ama ne bileyim, bir siyasetçi gibi, bir sunucu gibi bir hitabım olduğunu düşünmüyorum. Bilgi birikimim tabii ki herkes kadar benim de var. Ama ben gazeteci olmayı isterdim. Biraz ayrıntılı, detaycı birisi olduğum için, araştırmacı ruhumu olduğum için, ruhum olduğu için bunu yapabilirdim. Gazeteciliği severek yapardım. Detaycısınız mı? Tabii. Takıntılı değil mi de detaycı yani. Mevzunun derinliğini biliyorum. Tarih önemli. Karşı tarafın ne yapmak istediğini bilirsiniz. Ona göre hareket eder. Kendini ona göre konuşlandırırsın. Yayla şenliği mi, konser mi? Tabii, şöyle mi diyeyim? Tabii konser. İstanbul'da bir konser mi yoksa yayla şenliği bir konser mi? Eskiden yayla şenlikleri yayla şenliğiydi. Rahmetli Bahattin Çamuraliler işte bizim ustalarımız yaylılarda çalarlarmış. Benim yaşım yetti gördüm. Yusuf Cemal Keskin diyor hocamız vardır, üstadımız vardır. Benim esinlendiğim, benim müziğime çok katkısı olan. Şahsiyettir. Çok severim. Çaldığım kemençe dahil. Onların zamanında yayla şenliği yayla şenliğiydi.
Eskiden imeceler vardı. İnsanlar işlerini, işte çayını, fındığını hep birlikte toplarlardı. Ve günün sonunda bunun eğlencesiyle de oradaki hanımlar, kızlar, beyler o sinerjiyle beraber yaylaya çıkıp horon oynarlardı ve şenlik olurdu. Tabii ki bu çağda yaşamıyoruz. 2024'teyiz. Tabii ki konser diyeceğiz. O şenlik bizde olacağını, yani bende olmaz ama konseri tabii ki tavsiye ediyorum. Ben müsaadenle hemen konuklarımız arasında Metecan abimiz var. Ben de herkese iyi akşamlar diyorum, tüm katılımcılara. Biz de değerli başkanımız sayesinde bu akşam buradayız. Sizin de güzel sohbetinize mazhar olduk. Eyvallah, çok sağ olun. Gerçekten güzel açıklamalar, güzel müzikle alakalı çok hoş sohbet geçiyor. Eyvallah. Keyif aldım kendi adıma. Teşekkürler. Metecan, ben de kendimce müzik yapmaya çalışan birisiyim. Biz kendimize tabii kardeşim dediği gibi sanatçı demiyoruz, yorumcuyuz. Konservatuvar mezunuyum. Müziğe kendimce hizmet etmeye çalışan birisiyim. Tabii Trabzonluyuz. Yomralıyım ben. Ondan sonra daha ne denebilir? Şöyle denilebilir. Karadeniz'in güzel sanatçısı vardır, kadın sanatçısı. Sen biraz evvel bahsettiniz siz, Erkan Ocaklı, onların hocaları dediğimiz. Cemile Cevher vardır. Evet. O da benim teyzemdir. Allah beni gani rahmet eylesin. Allah razı olsun. Trabzon ciddi bir değerlidir. Yani işte bir hektaşı denilen kesim. Kardeşim de belirttiği gibi işte has sanatçı denilen sanatçılar. Yani gerçekten amaçları bir şey kazanmak, edinmek, işte 3-5 kişi orada oynar mı değil. Toplum için sanat yapmak, akıbinde zaten başarı gelirse gelmesi prensibiyle hareket eden insanlar da onlar. Biz de onlardan feyiz aldık, almaya çalıştık. Elimizden geldiğince bu yolda onlara hizmet etmeye çalıştık. Yarı başardık, yarı başardık. Ama biliyorsunuz ki bu işin barış, başarı, özdeşi meşhur olmakla biraz özdeş. Tabii. Dolayısıyla hani meşhur değilseniz, başarılı değilsiniz diye bakan bir toplum var. Olur, o da olur. Onu da başarısızlık olarak kabul ediyorsak ederiz. Çünkü biz meşhur olmuş değiliz ama kendimizce işte yapmaya çalışıyoruz. Bu arada seni tebrik ediyorum. Gerçekten harikasın. Harikasın. Yavaş yavaş evet. Şimdi tabii ki bizim bu mecrayı tekrar bu şekilde hani gönüllü olarak zaten şimdi Trabzon'uyuz kardeşim de dediği gibi hani gittiğimiz zaman böyle bir ya bizim nasıl bir memleketimiz varmış değil mi? Şimdi Samsun'dan sonra ikinci kent. Bizim mesela bir tarafımızda da böyle Sivas var. Yani insanı sert, havası sert, insanı mert. Şimdi bizim Trabzon'da iklimi biliyorsun, ılıman iklim. Ama insanı ılıman değil. Onu ne yapacağız? Coğrafi şartlarda. Coğrafi şartlarda değil mi? Evet. Şimdi başkanım da sağ olsun, İsmail Şatıroğlu başkanım. Biz kendisini geç tanıdık. Bizim gerçekten çok değerli, tabii tanıdık derken şöyle, fiili olarak tanışmak, kendini, ismen biliyorduk ama sohbetine mazhar olabilme, elini sıkabilme, elini öpebilme şansını elde ettiğimizden sonra ya biz Trabzon'u daha farklı sevmeye başladık. Onun çok özel güzel bir lafı var. Biz diyor bu ülkenin diyor yani veya bu toprakların diyor. Neyi izliyor? Çimentosu değiliz. Demiri izliyor. Demiri. Bak bu da olsun. Değil mi? Ben burada olmaktan şeref duydum. Eşimle beraberiz. Değerli abilerimize, kardeşlerimizle beraberiz. Sizinle birlikten keyif aldık. Ben bekliyorum ki şimdi onunla çok güzel konuşuyor. Sanatını zaten takip ediyoruz her yerde. Canlı dinlemeyi bekliyorum böyle hazır. Azalık ne zaman başlayacak diye? Sorularınız. Az soru kaldı. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Bana da yer verdiğiniz için. Çok sağ olun. Saygılar. Sağ olun. Ben size alkışlıyorum. Teşekkürler. Horonu da herhalde ya şey yapmadan. Sıkılma. Karadeniz insanı biraz şeydir böyle. Çabuk sıkılma. Tez canlıdır. Aslında bu soruyu da benzer bir soru geldi. Farklı türlerde şarkı bestelemeyi ya da söylemeyi düşünüyor musunuz? Tabii. Müzisyenlik onu gerektirir. Yani sabit kalırsan bir şeye kendini tekrarlamış olursun. Kendini tekrarladığın zaman da dedim ya benim yaptığım bir yolculuk ve bunun durakları var. Her durak bir şarkı, bir eser gibi. O yolculuğun içine farklılıklar katmak zorundasın. Aynı durakta... Tabii ki, tabii ki. Yani neydi sorunu ben dalıyorum o anda. Farklı türlerde şarkı bestelemeyi ya da söylemeyi düşünüyor musun? Yani dedim ya Onur Atmaca Karadeniz müziği %100 yapıyor diyemeyiz. Onur Atmaca farklı türlerde de müzik denemeleri var. Onur Atmaca aslında kendi müziğini yapıyor. Kafasından geçiyor. Geçen melodileri yapıyor. Onur Atmaca bildiğin o salt, kült, çaldığımız kemençe, tulum, kaval eserlerini yapmadı. Bu zamana kadar olmadı.
ha, bugün Onur Atmaca Malatyalı olsaydı bağlamayla bir eser yapacaktı. Ne bileyim İzmirli olsaydı işte kemanla, piyanoyla bir şey yapacaktı. Doğduğu evde, doğduğu kültürde kemençe vardı. Şive vardı ya, şiveyle kendini kemençede buldu. O melodisini kemençe öğrenerek müziğini de kemençe üzerinden çıkardı. O yüzden birebir de salt Karadeniz müziği yapıyoruz? Tabii ki değil. Kafamızdan geçen melodilerimizi, kafamızdan geçen duyguları kemençe vasıtasıyla, şive vasıtasıyla insanlara anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Konserlerde toteminiz var mı? Mesela sahnede ilk şu parçamla başlarım veya şunla bitiririm diyor musunuz? Konserlerde bir totemim var mı? Şu şarkı, bu şarkı diye ayırmıyorum. Öyle bir şeyimiz yok. Genelde arkadaşlarım, ekip arkadaşlarımla konuşup, fizibilitemizi yapıp onlar karar veriyor. Ben şöyle yapalım, böyle bir şey yapalım dediğim çok nadir yerlerde olur. Yani çok anlamadığımız, mevzuya nereye getireceğimiz, yani çok alakasız bir ortamlarda şöyle şöyle yapalım diye şey yapıyorum. Bir totemim yok. Totemim halkla olan sinerjim. Hep onun iyi olmasını isterim yani. O alkışı, o eğlenceyi, o heyecanı karşı taraftan alıp onu bizde büyük harmanlayıp karşı tarafa sunmak. Totemim bu olabilir. Bunu isterim yani. Biraz hızlanalım mı? Tabii. İstersen. Bu soruyu da aslında söyledin ama kemençe ile tanışma serüveniniz nasıl başladı? İlk olarak hangi parçayı çaldığınızı hatırlıyor musunuz? Kemençe ile 2000 yılında Gümüşhane Şiranlı bir arkadaşımın Siirtli Pervareli bir arkadaşımın bana kemençe hediye etmesiyle oluştu. O mahalleden arkadaştık ve o arkadaşlığımızın neticesinde müziğe ilgim olduğunu gördüler ve bana kemençe hediye ettiler ve ben o kemençe neticesinde bu yola müziği girdim. Öğrendim, sanatı öğrendim diyeyim. Yani yapmak, şu anda anlatmak istediğim şeyleri yaptım diyeyim. Hayatta en çok korktuğun şey? Hayatta en çok korktuğum şey, çok müthiş bir soru. Hayatta en çok korktuğum şey, ya aslında cesur birisiyim. Karadenizli'nin o cesurluluğu bende de var ama Karadenizli'nin o korkaklığı da bende var. Karadeniz'in ne kadar cesursa bir o kadar da korkaktır. Bu kendim nacizane fikrim. Öyle de demiyorum. Karadenizli evet çok cesurdur, çok öngörülüdür, yapar. Yani kendi kafasından tasarlar ve mevzuyu bir yerlere kadar getirir. Ama onun içinde caydırıcı sebepleri de vardır. Bu da korkaklıklarımız. Son zamanlar hep söylediğim gibi, arkadaşlarıma da paylaştığım gibi desinler ve ne derler korkusu hepimizde var. Artık bu bir inanış olmuş. Buna inanan insanlar var. Ne derler? Desinler korkusuyla. Tabii korktuğum tek şey bu. Ne derler, ne desinler. Bu herkesin korkusu gibi yani bende de. Evet, korktuğum ana temel nedenlerden birisi. Zamanın en çok önemli şey. Zamanın en büyük sorunu. Ne diyecekler? Nasıl tabii, olacak? Evet, bu kaygıya da kalmak istemiyorum. Yapmak istemiyorum ama maalesef yani toplumun, sosyolojinin getirdiği bir duygu bu. Kıymalı mı, peynirli mi yazmış bir arkadaşımız? Hani sen mi? Kıymalı mı, peynirli mi? Evet, peynirli. Bu yakışıklılığın sırrı nedir? Yani yaradan böyle yarattı bizi. Biz kabul ettik. Bir yerimizde de oynamadık. Sorun yok. Ne burnumuz ne saçımız. Estetik de yok. Değişen yok yani. Olduğu gibi. Olduğu gibi. Genlerle alakalıdır diye düşünüyorum. Kemence harici çalabildiğin enstrüman var mı? Çalmaya çalıştıklarım var Hakan abi. Çalıyorum diyebilirim. Kemençeyi de çalabiliyorum diyemem yani. Bu çok iddialı kelimeler. Çok değerli üstadımız var, Tahsin Terzi. O bile, ona bile bu soruyu yöneltsek deniyorum der yani. Deniyorum der. Yapabiliyor muyum bilmiyorum uşaklar. Siz ne dersiniz o gibi cevaplar. Yani bir şey yaptım oldu zaten bittiğin andır yani. Ben öyle inandım. Hayatımı da öyle yaşıyorum. Yani başka enstrümanlar denediklerim var. Biraz gitar. O da kendimi yani yönlendirebilecek, müzik yapabilecek kadar, beste yapabilecek kadar. Biraz bağlama. İşte biraz çay karakabalı deniyorum işte. Sizin görevinizde çalan. Beceremiyorum. Mesela nefes döndüremiyorum ama böyle bir melodi bir şeyler çıkarabiliyorum. İddialı değilim.
ama kendi müziğimi geliştirecek kadar bir şeyler yapıyorum yani. Öyle bir ilgim var diğer enstrümanlara karşı. Klip çekimlerinde en zorlandığı şarkı klibin hangisiydi? Evet yani. Bunu benim bilen birisidir. Yakınından beri sordum. çok sevdiğim, çalışmaktan keyif aldım. Yani zevkle çalıştım. Çok mutlu oldum, heyecanlandım. Klip yönetmenim. Kulakları çınlasın. Mehmet Bayka diye. Mehmet abi efsane. Hemşerimizdir. Biz onunla köylerde mesela şey muhabbetleri olur. Bizim aile büyüklerimiz Rumca'da bilir. Biraz da ondan hısım sayılırız. Bize bilenler bilir, Frenguli derler. O da Frengulidir, ben de Frenguliyim. Biraz akrabalıklarımız da var. Belki o fikir uyuşan şeylerimiz, aynı bakış açısında olduğumuz sanata veya işte yapmak istediğimiz şeyleri aynı pencereden belki o akrabalık şeyi olabilir, meçliği olabilir. En zor klibimi şöyle ifade edeyim. Bir dakika diye bir şarkım var, belki bilenler bilir. Biliyor musunuz arkadaşlar bir dakika şarkı? Alkışla alalım bakalım kimler biliyor. Buradasınız değil mi? Evet. Mehmet abiyle mekan arıyoruz. Sıkıldıysanız kesebilirim arkadaşlar. Kim muhabbet oluyor, uğultu. Ben sizdeyim, sizin de bende olmanızı istiyorum. Lütfen çok güzel bir hikaye anlatacağım. Mehmet Baykay'la Ayağıma Taş dediği bir şarkımız vardı. O şarkının klibini çektik. Akabinde Bir Dakika diye bir şarkı üretmişim. Pandemide ürettiklerim bunlar. O sakinlikte, o dinginlikte eser ürettiğim zamanlar. İşte programın olmadığı, eve kilitlendiğimiz dönemlerde yaptığım eserlerden. Bir Dakika diye bir şarkım var abi. Ona kesin klip çekmeliyiz. Buranın da örgüsü güzel ya. Burada bu klibi çektik ama şöyle bir ilerlere doğru gidelim mi diye gittik. Arabayı çalıştırdık, gittik. Buradan geziyoruz, her yer aynı. Ağaç, böcek. Ama her yerde çekeriz olduk. Tam döneceğiz. Artık yıldık yani. Tam arabayı çevireceğiz. Böyle bir boş yer bulalım. Tek şerit, toprak yolda ilerliyoruz. Giderken abi böyle bir şey oldu. Yani ana baba duası mı derler. O duayı mı aldık bilmiyorum. Böyle bir güneş doğdu sağ tarafımızda böyle. Bir kum ocağı. Ama aman Allah'ım. Efsane bir yer. Kafayı bir çevirdim. Mehmet abi dedim, bu ne ya, ben hayal mi görüyorum yani, kimin doğasını aldık. O kadar gezdik yok, dönerken bura denk geldi falan. Bulduk dedi ya, mevzu burası dedi, burada çekeceğiz. Tabi izinler o zaman sıkıntı, sokağa çıkma yasağı var vesaire. Ulan ne yapacağız falan kendimize düşünüyoruz. Orman müdürlükleri kattık karıştırdık vesaire, klip çekilecek. Gün geldi çattı. Buyurun. Sözünü kesiyorum da Mehmet abi şu an görüyorum, o heyecan, o telaşı var ya. Yakın dostları tanıyanlar bilir Mehmet abinin heyecanlarını. Ünlemleri çok meşhurdur onun, böyle değişik ünlemleri vardır. Yani uzatmayalım, sıkıcı olmasın. Dedim Mehmet abi tamam, yer burası. Gerekli izinler alınmaya çalıştı, alamadık vesaire. O kum ocağı da bizim bir hemşerimizin çıktı. Çok ilginç yani. Arka çok önemlidir ya, ben geçen de... Ahmet burada mısın Ahmet? Ahmet nerede bizim arkada? Ahmet'le de onu dedim. Aşağıda onu konuştuk, arka çok önemli. Bugün babama diyorum, baba niye bu bahçeli evlerden taşınmıyoruz artık yani? Gidelim başka bir yere. 45 senelik bina yıkılacağız yani, perişan olacağız. Deprem olsa ilk bizim bina yıkılacak. Oğlum istediğin yere gidebilirsin dedi. Sen de hadi baba yani beraber. Niye? Arka oğlum. Benim dedi abim burada, amcam burada. Evet. Ben o mevzunun, o sosyolojik, o psikolojik mevzunun orada anladım. Arka çok önemli. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Tabii Mehmet abi gerekli izinleri almaya çalıştık. Aldık, alamadık. Hemşerimizin çıktı abi. Arka dedin ya, Trabzon dediler buranın. Orman müdürü. Eski Sürmeneli kabadayılardan biriniz bilir. Dündar Kılıncı'nın bir arazisiymiş, kum ocağıymış. Döneminde işletmişler ve öyle kalmış. Tabii kaymak oldu abi. Mutlu olduk. Aynı şey de Miyancılar klibimde, Miyancılar Türküm'ün klibinde yaşadık. O mekanda bir Karadenizli hemşerimiz. Tabii arka olunca, hemşeri olunca çok mutlu oluyor insan. Yani 1-0 öne geçiyorsun. Skor senin lehine. Uzatmayalım. Klibi çekerken abi yaşadığımızı anlatalım. En zor klibimiz. Ben 2 gün hastanede kaldım. Abi her şeyi tutturduk. Sıcağın çarpı 2 olacağına tutturmadık abi. Kum ocağı ya.
Abi yaz Temmuz, Temmuz'un ortası. 45 derece, o güneş kuma saplandığında 80 derece oluyor abi. Kreatif bir elbise ayarlamış ekibimiz, o oradaki yönetimdeki arkadaşımız. Siyah giyeceksin, inat. Abi, 90 derece, 100 derece olduk. Lan ne yapacağım diyorum, ölüyorum ya. Abi, Mehmet abi, abi kurban olayım abi. Abi, yağmurlu bir havada mı yapsak abi? Abi, kapalı bir havada mı? Oğlum geldik, bu kadar insan kolay da değil. 20 kişi bir anda toplanıyorsun, o insanları bir araya getirmek, organize etmek akıl dışı bir şey. Tamam abi dedim, giydik abi. Çıktık, siyah pantolon, siyah bilmem ne, kahverengi bir şeyler. Abi çektik. Abi 100 derecenin içinde kavruluyorum. Ve bu çekim böyle tam 8,5 saat sürdü abi, 9 saate yakın. Ben artık pancar. Saat 8'lere geliyor artık, hava kararıyor. Artık ben bitik, beni tahmin edin. Abi orada biz bir sivrisinek istilasına tutulduk. Sonuç 2 gün hastanede 4 tane aşıyla, yani ne derler, bir ilaçla tedavisini yaptılar. Benim surat alerji şişti. Böyle bir acayip bir hal aldım. Yani soru efsane bir soruydu. Ömrümde böyle bir soru sorulacak da hiç aklıma gelmez ama soruldu. Demek bunlar da takip ediliyormuş. Klip önemli ya. Yani. Kameranın karşısında. Benim bir de şu önerimi de söyleyeyim. Bilinçli dinleyiciler için söylüyorum tabii ki. Onların değeri çok önemli. Benim kliplerimin hepsi bir şey anlatıyor. Ben genelde o vari işler yapmaya çalıştım. Mesela ayağıma taş değdi, dönemi anlatır. Bir dakika başka bir sıkıntıyı anlatır. Mesela son yaptığım bahane, oradaki yaşlı bir adamın hayatı ve en sonunda kendi canına kıymasını anlatır. Miyancılar, mesela miyancı ayağına birine siyah çorap giyer, öbüründe bir şey giyer. Yani bir gerçeklik bir olması gerektiği gibi. Yani klip çekmek çok basit, geç şeyi ekranın başına. Anlat yani şunu yaptım. Ekimi oraya şunu. Tabii. Yaptığın bir şey bir yere denk gelmeli. Tabii değmesi lazım. Tabii sen değmesi lazım. Mutlaka bunlarla alakalı. Kliplerimi izleyen arkadaşlar, mesela aramayı sormayın da çok başka bir, miyancılar keza öyle, emorfu keza öyle, hepsinin bir şey anlatım vardır. Bir alt örgüsü, bilinçaltı dediğimiz yere mesaj verebilir. O yüzden kliplerle alakalı da yani en sıra dışı, en yani bittiğim klibim, bir dakika diyebilirim. Ama değdi. Şarkı çok ciddi reaksiyon karşılandı, verdi. Etkileşim fena oldu. İnsanlar çok beğendi, çok sevdi. Bir dakikanın tabii ki yeri özeldir. Yeri başkadır. Ama aynı ritimde daha güzel bir şey geleceğine inanıyorum. Daha farklı, daha kreatif bir şey gelecek. Benim inancım öyle. Bakalım ona nasıl tepki vereceksiniz, nasıl karşılık vereceksiniz. Takipte kalın arkadaşlar. O klibim için, şarkım için de yakın zamanda sizlerle birlikte olacak. Çok sağ olun. Son iki soruma geçeceğim. Var mı soru sormak isteyen? Düet yapmak istediğin bir sanatçı var mı? Ben düete şöyle bakıyorum. Genel camiada arkadaşlarımla da konuştuğum zaman benim fikrim bunlar. Beğenirler, beğenmezler. Saygı duyarlar, duymazlar. Ama dinlemelerini tavsiye ediyorum. Düet her zaman, eğer bir ünlüyle yapacaksan, düet ünlüye yazar. Hiçbir zaman tanınmamış bir adama düet yazmaz. Bana da bu teklifler çok geldi. Dedim ya, seni Karadeniz'in Volkan Konak yapacağız dediniz ama ben Volkan Konak olmak istiyor muyum? Bunu sormadılar. Ben İsmail Türüt olmak istiyor muyum? Bunu sormadılar. Ama seni hep bir yere bir adresleme, bir yakıştırma yaparlar. Ama sen ol diye hiçbir zaman kimse bir şey söylemez. Bu pazarlama taktiğidir. Seni alma taktiğidir. Dedim ya, koruma kalkanımız biraz var bununla alakalı. Ben düetimi yaptım. Düetin en güzelini yaptım. Şeyden gelecektim, konuyu büyük alıyorum, sıkıcı oluyor belki ama bir ışık yakmak istiyorum herkesin kafasında verilen cevaplarla, verilen sorulan sorularla. O yüzden dalıyorum, sen beni toparlarsın abi. Yani veri çok büyük olunca veriyi bir anda anlatmak istiyorum. Orada sıkılıyorlar mı, onun kaygısı. Sen sıkılıyor musun, öbürü öfleniyor mu, püfleniyor mu, o biraz yoruyor beni. Yani detaycılığın, bana bu teklifler geldi, ünlü kişilerle düet yapalım, işte şunu yapalım, bunu yapalım, ben hiçbir zaman buna şey yapmadım, mail vermedim. Ben hayatımın düetini yaptığımı düşünüyorum, sağ olsun beni kırmadı, herkese verdiği emeğin üstesinde bir emek verdi.
eksik olmasın zaten yanımızda. Bir kocaman alkış alabilir miyim? Nasim Terzi. Nasim Terzi'ye kocaman bir alkış. Evet. Benim düetim, çok sağ olun. Benim düete bakış açım hep oydu. Hayatımdaki en sıra dışı düet ve çok sevdiğim düet şuydu Hakan abi. Kazancı Bedih'le Mahsun Kırmızıgül'ün bir düeti vardı biliyorsunuz değil mi? Evet. Kazancı Bedih duayen bir adam. Evet. Mahsun Kırmızıgül de o yörenin hatırı sayılır solisti diyelim. Biz belki öyleydik, belki değil, bakış açısına göredir. Ama ben bir duayenle düet yapma fırsatı buldum. Benden büyüktür, Allah sıralı ölüm verecek. Belki benden, ben onu her zaman yad edeceğim. Ben onu her zaman yad edeceğim. Gönül ister ki her zaman sanatının en iyi şekilde, en iyi yerlerde, en doğru, en güzel zamanda doğru kişilerle yapmasını çok istiyorum. Çok ciddi bir değerdir. Ben de bu fırsatı bulduğum için çok minnettarım ona. Hayatımın düeti Tahsin Terzi'dir diyebilirim. Tahsin abi, başka bir şey yok. Yani Tahsin abinin düeti yapmak da kolay değil. Türkü söyletelim. Onu diyorum. Herkeste bir emeği var. Yani bugün sanat hayatından geldiğimizde evet. Ben Tahsin abi, bende çok özel bir yeri vardır. Çok özel bir adamdır. Sanatımda çok katkısı vardır. Çok soru cevaplar yaptık. Çok istişareler yaptık. Belki farkındadır, belki değildir. Abi nasıl yapalım, abi böyle mi yapalım, şöyle mi yapalım? İnan hiç kırmadı. Her zaman hakkını verdi. Evet. Her zaman bizi geri çevirmedi. Bunu yapalım, oğlum böyle olursunuz. Fikirleri, konuşmalı, sahneyle alakalı. Gerisi, arkası, önü, perde arkası. Her şeyle alakalı bilgiler verdi. Sağ olsun. Ve ben de o Kazancı Bedih ve Mahsun Kırmızıgül edasıyla yapılmış bir iş yapmak istedim. Bunu da bir türküyle taşlandırmak istedim. Miyancılar diye bir eser ortaya koydum. Bu akşam da dinleriz değil mi Tahsin abi? Yaparız. Miyancılar diye, çok sağ olun. Miyancılar diye bir eser ortaya koymaya çalıştık ve çok beğenildi. Çok güzel dönüşler aldık. Minnettarız, çok sağ olun. Ben kendi adıma, Tahsin abi adına da söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz ilginize, alakanıza. Çok sağ olun. Evet, son soru tabii. Geliyor. Mutlu olan söylesin, bir gün gülmek kaç para? Evet, senin sözüyle. Ben şimdi şöyle, yok bu şarkının sözü, evet bu kısmı bana ait. Abi dedim, bir gün oturuyoruz, çok sevdiğim söz yazarı, kalemine inandığım, duygusuna inandığım bir abim. Zaten yaptığım eserlerde de görüyorsunuz, altlarda yazıyorum, jenerik olarak geçer. Fatih Söylemez diye Arsinli bir abimiz, ciddi bir yetenek. Ciddi bir kalem. Uzatmayalım. Bir akşam oturuyoruz. Abi sıkılmadık mı dedim ya. Abi ben çok sıkıldım dedim ya. Depremler, seller, işte ne bileyim seçimler, şikeler, onlar, bunlar. Abi artık yeter dedim ya. Yani bıktık usandık yani. Bombalar, kişiler öldü vesaire. Ya bizim de yüzümüze bir kapı açılsın ya. Nasıl bir yüzyıla doğduk abi falan filan derken. Biz neleri kaçırdık abi ince hesap yaparken deyince. Yani lan bu iş parayla da alınıyorsa lan bir gün gülmek kaç para yani lan bir gün gülelim diye. Gerçek bir soru cevaptan çıkan bir şarkı oldu. Çok ilgi aldı. Zaten esprisi demem diye başlıyor şarkı. Artık demiyoruz abi. Ne armudun sapı ne üzümün çöpü. Açılsın yüzümüze çaldığımız her kapı. Çok güzel. Evet. Duayla da... Bir miktar biçmedim. Başkanım sen ne dersin? Var mı bir fiyat biçelim mi oraya? Bir gün gülmek kaç para diye soru sordum. Üstadım, olağanüstü bir ilgi gördü beni takip ediyorum. Eyvallah. Harika bir... Teşekkürler, sözü. Sağ olasın. Size de yakışandım. Yani. Çok sağ olun, eksik olmayın. Bir daha sonra yüzünüz de çok güldüğü için. Eyvallah, eksik olmayın. O güzellik yüzünüzde de var. Sağ olun. O anlamda da mesajlarınız olağanüstü ilgi görüyor. Ben evet. Onu görüyorum. Eyvallah, çok sağ olun. Bu anlamda da biz onun için size de çok kıymet ve değer veriyoruz. Eksik olmuyor başkanım, aynı kıymet ve değer biz de size. Onun rakam olmaz mı? Bedava diyor. Tamam. Tamam. Sıkıldıysanız çok özür diliyoruz. Kusura bakmayın, sürçülerle sizi affolun. Sorular, çok sağ olun. Sorular çok kıymetliydi, çok değerliydi. Gönül isterdi ki zaman geniş olsun, bunu hem psikolojik, hem sosyolojik, hem kültürel açıdan böyle defalarca, detaylıca size anlatabilsem inşallah onu günlerimiz de olur. Belki bunu böyle bir söyleşi yapabiliriz Hakan abi. Bir derneğe bir sayfa açılır.
böyle sanatçılar, başkanlar, böyle bu konsepte buraya bir logo yapılır. Fikir veriyorum sadece, bu benim düşüncem. Bunlar böyle çekilir, daha uzun uzadıya anlatabiliriz abi, daha güzel olur diye çok tahmin güzel ediyorum. Evet. Bir sayfada YouTube sayfası açılır, TDF'dir vesairedir işte nasıl düşünülürse. Orada bunlar paylaşılabilir işte, başkan konuşmaları, sanatçı konuşmaları, güzel, yazar konuşmaları. Bence sadece sanatçıdan ziyade yazarlar, ressamlar, çok ciddi şairlerimiz var bizim. Onlara da geleceğiz çok işte. Çok ciddi nasıl şairlerimiz var. Çok ciddi yazarlarımız var. Alican gibi evet, parlayan değerlerimiz var. Parlayan değerlerimiz var. Parlayan değil o, parlak zaten. Yani bence böyle şeyler de yapılabilir. Daha uzun uzadıya belki daha yakından, daha detaylı dinlemek isteyen dostlarımız olabilir. Bence güzel bir fikir, bunu yapabiliriz. Ben 2 yaşında kızım var. Ona merhaba durumunu artık o duruma getirdim. Aynen öyle, aynen. Orijinal evet, süper. Başkanım, müziğe geçmeden önce bir plaketini verelim, takdim edelim kendisine bulurum.